Değerli arkadaşlar, Farming Simülatör'ün yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ah evet. Şimdi biz malum bu tarlaları işlemiştik. 13 ve 8'i hatırlarsanız bir önceki bölümde işledik bunları. Hemen ardından 2 tane daha kontrat geldi. Bu tarlaların yani toprağa işlenmesi gerekiyormuş bu tarlaların. Bu tarlaların topraklarını işletiyorum şu anda traktörler orada. Onlar orada onları işleye dursunlar. Çalışıyorlar şu anda güzel bir şekilde. Çok uzun sürmeyecek, yakın zamanda bitecek bu. Fakat şöyle bir şey var. John Deere devam ediyor. Onda da sıkıntı yok. Tahıllardan bir buğday ve arpaydı iki tanesinde. Onlardan yaklaşık bir 2500-3000'e yakın ekstradan para yaptık. Ve şöyle ki silaj depomuz var. Kaç litre bu? 92 bin litre. 92 bin litre silaj şu anda 150 civarında fiyat olarak. Ve şey vagonuyla, yükleme vagonuyla silaj toplayabiliyoruz. Yani bununla geleceğim, bunu toplayacağım ve hayvan satıcısına götürüp satacağım. Böylelikle ekstradan da bir para üretmiş, yapmış olacağız. Bu sayede şey almadan, ne o? Ön yükleyici falan tarzı bir şey almadan bu işi halledebiliriz. Daha elimde zaten şey de var. Silaj balyası da var. O yüzden sorun değil. Kim oluyor mu? Vallahi oluyor. Güzel. Bu niye bana şey yapmıyor ki? Allah Allah. Diğer taraftan yanaşalım. Niye açılmadığını anlayamadım. Allah Allah. Pekala. Hele dur bakalım bir. Seni ben bir şeye götüreyim. Ön yükleyici takabiliyormuş sana bir bakalım. Eğer takabiliyorsak buna bir ön yükleyici bağlayalım. Kürekle bütün silah şeyini kaldıralım. Kapağını kaldıralım. Burası ne durumda? Bayağı güzel gidiyor. Yavaş ama gururlu bir şekilde götürüyor vallahi John Deere. Helal olsun. Şu alana bir girelim bakalım. Yer abisi onar ayarla motor kurulumu şu an 150 beygirden 155 beygire çıkartıyor yani 4000 ona verilmez. Roof Beacon Worklight Fender Mudguard GPS eklentiri ön yükleyici ön yükleyici evet Howler istiyorum.
Ayarla 1500 karşılığında Auler ön yükleyici bağladık buna. Güzel. Şimdi evdeki malzemeleri kullanarak ortalığı açabiliriz demek ki. Güzel. İyi iyi. Temiz oldu. Kimse görmeden hızlı bir şekilde buradan geçelim karşıya da. Arabayı orada bıraktım. Orada dursun. Sıkıntı değil. Orada bu çim hazır şey yapmaya. O da güzel. Şimdi benim ön yükleyicim şuradaydı. Burayı da orada. Çok güzel. Gel abi, şurada bir manevra yapalım hemen. Her yeri açtık böylelikle. Mükemmel. Şöyle yapalım. Sen şöyle önümde benim ağırlık gibi dur var birazcık. Toplamayı al tekrardan. %100 doldu. Mükemmel. Haydi hayvan satıcısına gidelim ve bunları bir satalım. Bu arada şey istemiştim sizden. Bu çitleri kaldırmanın bir yolu var mı diye sormuştum. Bir mod önerdiniz fakat Map Object Hider diye bir mod önerdiniz fakat kaldırılmıyor. Yani ben beceremedim ya da öyle söyleyeyim. Bu çitleri seçemiyorum yani maalesef ve kaldıramadım. Dolayısıyla bu çitlerden kurtulamıyoruz. Üzülerekten söylüyorum ki maalesef kurtulamıyoruz çitlerden. Fakat şey onun dışında düzgün yani. Güzel olacak bir şeyler yaparız güzel bir şey de yani görüntü bakımından falan daha güzel hale getiririz oraları da. En nihayetinde oraları böyle kapı olarak alternatif kapı açamayacağım yani şey. Kendimize o biraz can sıkıcı o kadar. Onun dışında bir şey yok. Şimdiki bir tur daha silaj vurabiliriz. Güzel olur. İyi olur. Böyle inceden para bize yani öyle düşünelim. Şimdi ben bunları bir hemen git gel git gel doldur boşalt doldur boşalt 23 bin litre 23 bin litre 4 sefer falan gibi bir zamanda halledeceğim. Bir timelapse olsun bu. Timelapse'dan sonra görüşürüz. Haydi bakalım. We'll be right back.
Evet değerli arkadaşlar, son silaj miktarında bırakıyoruz. Buradan da bir 3.300 civarı bir para gelecek bize ve toplam diğer kontratlar da bitti bu arada, işleme kontratları ve toplamda 27 bine çıktık tekrardan, paramızı yükselttik. Şimdi diyeceksiniz ki yani bu kadar iş yapıyorsun, hani çok az para geliyor vesaire. Sevgili arkadaşlar, hard modda oynuyoruz. Fiyatlar çok daha farklı burada. Yani özellikle ürün fiyatları daha az. Başka mesela normalde falan oynadığımız zaman, hard modda değil de normal bir işte çiftçi şeyinde oynadığımız zaman, modunda oynadığımız zaman kumaş 10.000 lira kadar çıkabiliyor, ya da kolayda oynadığın zaman. Biz şu anda maksimum 3.000'e satabiliyoruz gibi düşünün. Yani fiyat bakımından da fark ediyor. Hard mod daha hakikaten bir şeyleri zor hale getiriyor. Ve beni biliyorsunuz, ben bir şeyleri zor hale getirmeyi seviyorum. Zorlayıcı yapmaya çalışıyorum. Daha sonra işten kaydıracak şeyler buluyorum falan. Bir değişik şeyler yapıyoruz ya. Değişik şeyler yapıyoruz ama yaklaşık 20 dakikalık bir seferin ardından şey bitti. Silaj muhabbeti bitti. Bu arada John Deere'ın benzini bitti. İşin ortasında. Onu mecbur şey yapmak zorunda kaldım. Benzinciye götürmek zorunda kaldım. Ama o devam ediyor. Çok da bir zamanı kalmadı yani. Bir herhalde önümüzdeki 20 dakika içerisinde bitirir diye tahmin ediyorum o bölgeyi. O da güzel. Yani o bakımdan da iyi. Şimdi biz buradaki işlerimizi bitirdik. Güzel. Şöyle bir durum var ki teknik olarak hayvan mixi yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Bayağı bunu böyle boşa koyacağım şeye. Şuraya park edeyim eve. Biraz kötü oldu ama. Hop, yanlış şey. Okey, şimdi oldu. Bu hayvan mix şeyini, dorsesini, hayvan mix dorsesi değil, yem dorsesini, neyse işte. Buraya öncelikle park edeceğiz, rampanın diğer tarafına, yanına. Daha sonra kullanacağımız miktarda ürünü hesap yapıp yerleştireceğiz buraya. Olur diye tahmin ediyorum. Şimdi ben bir de bunun kapılarının açıldığını bilmiyordum bu arada. Bunun kapıları açılıyormuş. Bunu buraya bırakalım. Buradan balya aparatını alalım. Öncelikle şeyden başlayalım şimdi. Bir bütün samandan evvel önce iki tane şey koyalım. Çim koyalım, değil mi? İki tane çim çok olabilir mi bu arada? 8, 8, 16 biraz fazla olabilir. Şöyle bir bırak buraya. Bunun kapasitesi kaçtı? Yazıyor mu burada? Yazmıyor. Hemen şeyden bakalım. Yanlış tabi basmış oldum ama. Buradan bakalım. Yükleme. Hayvanlar. Kaçsın? 24 bin. 24 bin ise iki tane koysak 8, 8, 16 olur. İki tane alır içine bu. Onda sıkıntı yok. Tamam. Ondan sonra bir tane bu bir. 8, 8, 16. Şu joystick'i kendime daha yaklaştırayım. Birazcık daha rahat manevra yapabiliyorum öyle. 8, 8, 16.
Tamam. Güzel. Ondan sonracığıma. Buradan bir silaj balyası çatalım bakalım. Bunlar. Ama çok büyük değiller bunlar. Sarılmalı olduğu için. Bir tane alayım bakayım. Bunun arkamızda şey yok çünkü. Yük çok çünkü şu anda. Niye almadım? Çok tepeye bakıyorum şimdi o yüzden. 5500. Uy, 5500 çok ağır geldi. Neyse. Şimdi düşünelim bakalım. 8, 8, 16. 5 daha. 21 bin. Galiba bundan sonrasını saman atarsak, bu full balyadan sonrasını saman verirsek bu iş olur gençler. Şu an ben görebiliyor muyum burada miksini? Şu an işliyor. Ve ha, ama çok az da durdu. Çok az da durdu. Tam karışık tayın 21.500 litre oldu. Bir full silaj daha koyarsam samana çok yerim kalmayacak ama koymak zorundayım. Çünkü saman koyarsam tam tahıl olmayacak, tam tayın olmayacak. Ya yani birazcık daha silaj koymak zorundayım ama ne kadarım var şu an? 21.000 gibi bir şey var. Bir 2.000 kadar falan bir silaj daha atalım bence buraya. Böylelikle hayvanlarımızı besledik. Güzel. Hayvanlar besliler. Bu arada bulamaç 42.000 litreye çıktı. Bulamaçla gübreleme yapabiliriz daha sonraki tarlalarımızı. Burada birazcık bal birikimi söz konusu. Ne kadar birikmiş acaba bakalım. Bir full daha çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bu kadar. Burada 7.300 litre var. Buradaki çim de hasada hazır. Ama %50 gübre. İkisi de galiba %50 gübre. İkinci tur gübreyi atmadım buraya. Aynen. İkinci tur gübreyi atmadık buraya. %50 %50 gübreliler. Bu da son tur mu atıyor? Galiba son tur. Sondan 1-2 önceki turunu atıyor. Çok güzel. Sıkıntı yok. Şimdi o tarlanın daha vakti var. Kenara koyayım. Ne yapabilirim diye düşünüyorum da. 20 bine. Ha bak bütün modlar burada şu anda görünüyor değil mi? Ha, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Güzel bir mod bu. Evet. Şimdiki. Şu save'imizi alalım. Kumaş yapıyor hala. Tamam. 1000 litreye ulaşır belki. Yapı devam ediyor çünkü. Ulaşırsa güzel olur. Sözleşme yok. Yeni bir sözleşmemiz yok. Bir sonraki ay bekleyeceğiz. Bir sonraki ay kanola ekebiliriz. Kanola ekmeyeceğiz. Ondan sonraki ay Eylül ayında buğday ekeceğiz tekrardan. Bir de kumaş için fiyatımız Nisan'da.
pik yapıyor. Yavaş yavaş yükselecek. Nisan'da 3800 civarını göreceğiz. O da güzel. Süt Eylül ayında pik yapacak. Ama sütü kiralamak için bilmem yeter kadar paramız olur mu olmaz mı, o konuda bir şey söyleyemiyorum. Bulamaç çok düşük. Gübre, katı gübre ve bulamaç ikisi de çok düşük. Bu arada samanın var mı bunların? Samanları yok. Dolayısıyla katı gübre yapmıyorlar. Bu da demek oluyor ki bizim bir adet saman parçalayıcı dalgadan almamız lazım. Hayvanlar şu ya da bu. 25 bine alabiliyoruz. 2 alıyor. Bu 1 alıyor. 36 bin biri. Bir ikisi de dikdörtgen yuvarlak alıyor bunların. Kaça kiralanıyorsun? 1800'e kiralanıyorsun. Alayım abi seni. Gel. Bir de şey de yapabilirim belki. John Deere için o bahsettiğim az belki ağırlığı da alabilir. Pardon. Arkadaşlar, özür dilerim. Şöyle yapın. Tamam. John Deere için o hani önüne dediğim ağırlık var ya, onu da alabiliriz. O da olabilir. Tarlanın diğer ucunda John Deere. Şimdik. Onu güzel kiraladık. Bununla bir saman şey yapalım. Bu arada bu aracın camı kapısı mapısı açılıyor. Şu anda fark etmiş oldum. Değişik güzel mi olmuş bu? Bilmiyordum bu kadar şey olduğunu. Güzel mod olduğunu ama öyleymiş demek. Şimdiki saman yığalım ki bulamaç değil şey. Neyse işte. Katı katı hali. Manür yapalım. Saman var. Daha fazla vermeyeceğim. Gerek yok. Süt birazcık birikiyor. Sütün de muhtemelen 20 bin civarı bir kapasitesi var. Bilmem. Şöyle bir baktığım zaman yarısını bayağı bir geçik gibi duruyor. Yani 20 bin, 19 bin civarı falan bir süt kapasitesi var bunun. Bulamaç falan filan zaten onlar birikiyor. Onlara sıkıntımız yok. Hemen P, anahtar, hayvanlar, dön. İşimize yaramayacak bu saatten sonra. Geçtik. Evet, şimdi şöyle bir baktığımız vakit bunlar son derece iyiler. Bulamaç tankının kiralaması ne kadar acaba? Bakayım şuradan. Bulamaç tankları. Bulamaç yayıcı olarak lazım bize. 15 metre. Mesela kiralamak ne kadar? 4000'e kiralayabiliyoruz bunu. 4000 çok ama. Bunu kiralayabiliyor muyuz? Bu bir işe yarıyor mu? Sprey ediyor mu bu? Kombinasyon ne? Bu. Sprey kombinasyonu bu. 10.000'e kaç metre? 6 metre. Kirala 500. Bunu kirala 4.000. 3.000. 3.500'e bu setup'ı kiralayabiliriz. 13.000 metreküp. Hemen git gel git gel. Yakın zaten. Sorun değil. Bir nesne tarafından engellendi. Allah Allah. Acaba neden?
tarlada böylelikle bitmiş oldu. Hemen şu kiralık sabanımızı döndürelim. Tertemiz. Şu ağırlığı şuraya bir yere bırakacağım ki daha sonra Massey Ferguson ile gelip alabilelim. Güzel. Hem bu traktörü bir tamir de etmiş olurum atölyeye götürüp. Hem de bakayım bir motor güncellemesi yapabiliyor muyuz buna? Yapamıyoruz galiba eğer yanlış bilmiyorsam. Ama motor güncellemesi yapılmıyor diye biliyorum ama. Göreceğiz bakalım. Onar 80 ayarlı motor kurulumu. Aynen. Şey yapamıyoruz. Şuradan hemen ağırlıklar. Neredesin? Neredesin? Buradasın. Tasarım rengi John Deere. John Deere. Koyu gri de güzel duruyor aslında. Pembe olmadı. Kırmızı olmadı. John Deere aslında. Aslında John Deere bu. Yeşile sarı ama John ha bu. John Deere'ın rengi bu. Ama ben birazcık daha böyle ağır abi gibi görünmesini istiyorum. O yüzden bundan satın alıyorum. Bir bakalım şurada. Takalım şunu öne. Buraya kadar alsın. Güzel. Güzel. Çok tatlı oldu. Önde de şeyin olması iyi oldu. Hani görebiliyoruz en azından ağırlığın nerede olduğunu falan. Bakımdan da iyi. Evet sevgili arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz katıldığınız için. Bir sonraki bölümde muhtemelen bu tarlayı ekiyor olacağız. Aynı zamanda çimleri biçiyor olacağız. Evet. Güzel güzel olacak. Güzel güzel yerlere doğru gidiyoruz. Ben güçlü geliyoruz yani öyle söyleyeyim. Bir sonraki bölüme katı gübre de birikmiş olacak. Sıvı gübre de dibine kadar gelmiş olacak muhtemelen. O bakımdan iyi, hoş, güzel. Evet, teşekkür ederim izlediğiniz, katıldığınız için. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.